Arkadaş bende kalıyor. Hello. Kolay gelsin. Taking pictures. Ne çekiyorsun be? Deli misin sen? Allah Allah. İzin mi aldın kardeşim? Şuna bak ya. Cevap bile vermiyor. Ben şimdi sana gösteririm. Vasf abi dur, ne yapıyorsun? Bu salak herif benim resmimi çekip durdu ya. Ya onun işi bu. İşi mi bu? Nasıl yani? Vasf ya. Böyle köy köy dolaşıp fotoğraf çekiyor işte. Ha. Bildiğin manyak o zaman. Yok ya. Onun da merakı bu. Niye konuşmuyor, dilsiz mi? Yok canım, şaşırdı da ondan. Şaşırdın değil mi Richard? Evet. Aa, yabancı mı bu? Evet. Ne işi varmış ki bizim köyde? Sen şehirdeydin, geleli 3-4 gün oldu. Bende kalıyor, fotoğraf çekmeye geldi. Böyle Anadolu'yu gezip fotoğraf çekermiş. Askerlik arkadaşım var Sadık, o telefon etti. İlgilenir misin dedi, ben de tamam dedim. Ana bak, bu casus falan olmasın? Casus, Allah korusun. Bak bak bak. Allah korusunu bile öğrenmiş valla. Tabii Vasif abi çok seviyor bizi. Ya demin öyle bağırdığım için kusura bakma. Sorun yok hemşerim. Hemşerimi de biliyor bu be. Olsun. Ben kendimi affettirmek için gene de bir çay ısmarlayayım sana. Tamam, anlaştık. Hadi şu çardakta bir çay içelim. Hadi. Güzeldi. Ben çok beğendim. Madem şıpşakçısın, Rıdvan'la benim bir resmimi çek bakalım. Şıpşakçı? Şıpşakçı, yani fotoğrafçı. Ha, tamam. Ben şıpşak çekiyorum. Evet ya Richard, çek bakalım. Hadi bize gidip çay içelim. Bir selfie yapalım Rıdvan abi. Ne ki o? Şıpşak. Okey, buraya bak. Ben basayım mı? Aha. Hoppa. Oldu mu? Nedim! Çardağa 3 çay. Tamam Vasıf. Tabii, ben nereden bileyim arkadan ay olduğunu? O kadar güzel ki manzara. Çekiyorum hiç durmadan. Sonra ay beğendi, ah diye. Korktum ama ben nasıl kaçıyorum? Yakalayamadı tabii ama nasıl korktu beni? Çok sevdim ben bu Richard'ı. Ne kadar daha buradasın Richard? Bilmem, bir iki gün daha falan burada ben. İyi iyi, daha buralardasın yani. Ha. Hah, çaylar da geldi. Çaylar da geldi. Buyur. Hayırdır? Richard, hayırdır? Yok bir şey. Hadi oradan. Aslı'ya mı baktın, Merve'ye? Hangisi Aslı? Hangisi Merve? Bu taraftaki Aslı, öbürü Merve. Aslı ha? Ben öylesi bakmıştım. Daha önce de gördüm. Kim bu kız? Dündar Ağa'nın kızı. Dündar Ağa? Demiştim ya sana, bizim köyün zenginlerinden. Aa, o mu? Evet. Çok beğendiysen gidelim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle isteyelim. Yok yok, ben istemiyorum. İlerideki bahçeye de bir bakalım, yok, da sonra karar veririz. İstemeliyim. Bırak şimdi numarayı. Bu herif kim ya? Yabancıya benziyor. Yabancı zaten Hasan abi. İngiliz miymiş neymiş? Ben sadece fotoğrafı mı çekeceğim? Ne iş olur ki bizim köyde? Fotoğrafçı mıymış neymiş?
Yani isterim. He, işsiz güçsüz bitli turistin teki desene. Tamam. Yok yok hayır. Ezan okunuyor. Yürü. Hadi. Evet, çaylar. Önce namaz. Richard, inşallah Allah sana da namaz kılmayı nasip eder. Amin, amin. Aferin Richard. Aferin. Bu çınar ağacı 680 yıllık. Ne? Ya. Rivayete göre buralarda kaynak suları varmış. Bir keçi çobanı keçilerini otlatırken bu çınarı buraya getirip dikmiş. Biz de gölgesinde serinliyoruz işte. Richard. Duyuyor musun sen beni? Richard. He? Çok dalgınsın. Dalgın? Yani böyle kendinde değilsin. Aklın başka yerde demek istiyorum. Gel şöyle oturalım. İyi misin? İyiyim. Dün akşamdan beri çok fazla konuşmadın. Bir şey mi canın sıkkın? Yok, her şey yolunda. Bana bak, yoksa Aslı'yı mı düşünüp duruyorsun? Aman diyeyim ha. Neden Ridvan abi? Ne oldu? Dedim ya, o kız Dündar Ağa'nın kızı. Kızın abisini demiyorum bile. Duyarsa Hasan seni bir kaşık suda boğar vallahi. Anlamadım. Neden beni boğuyor ki? Söz misali dedim. Ama olmaz o iş. Hemen unut. Ama neden? Olmaz. Sen bir kere ecnebisin. Aslı Müslüman. Olsun. Fasif abi dedi ya gidip istiriz diye. Şaka yaptı o. Kafandan silah bunu. Senin için de bizim için de en hayırlısı bu, tamam mı? Madem öyle diyorsun. Tabii tabii. Ne yapacaksın bugün? Burada çok az görünen kuşlar varmış. He? Onlardan böyle fotoğraf çekeceğim. Hangi kuşları diyorsun? Bu kelalan kuşu. Kelaynaktır o ya. He, tamam o. Ama çok araman lazım. Bulmak çok zordur. Ben de fakir bu oldum. Hadi o zaman sana kolay gelsin. Sonra kahveye gelirsin. Tamam. Merhaba. Merhaba. Korkuttum galiba sizi. Böyle aniden önüme çıkınca korktum tabii. Özür dilerim. Çiçek mi topluyorsunuz? Arkadaşıma gidiyorum da annesine götüreceğim. Ben Richard. Ben de Aslı. Çok memnun oldum. Ben de. Hüko'ydansınız değil mi? Evet. Burası çok güzel. Duası insanlara... Demek beğendiniz. Tabii. Dünyada gezmedim, ülke kalmadı. Türkiye gibi bir yer görmedim. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ben de sadece Türkiye'yi gezme kararı verdim. Kaç senedir buradasınız? 5. Ondan böyle güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Güzel mi konuşurum gerçek? Evet. Ama gerçek değil, gerçekten. Doğru. Şimdi ne yapıyorsunuz peki? Bir kuş arıyorum. Kelanan kuşu. Kelaynak. Evet doğru. Fotoğraf çekeceğim de. Beraber arayalım mı? Tamam, olur. Harika. Burayı çok sevdim. Şu tarafa doğru gidelim. Burası, orada kelaynaklar mı var? Dur. Çok tatlı.
Aslı nerede? Bilmem. Bir şeyi de bil be kadın be. Şöyle bir dolaşmaya çıkmıştı ama daha dönmedi. Bu kız da iyice alıştı ha, alıp alıp başına gitmeye. Of. Bu dere var ya, kışın yağmur yağınca böyle kabarır, ta oraya kadar. Şuraya bir çekeyim, güzel görünür. Tamam, şu aşağıları da çek, çok güzel görünür. Çok güzel bir daha. İşte bu kadar. Nedim'e çay paralarını ödersin artık. Nedim, çaylar benden. Tamam Vasıf. Heh, bizim Richard da geliyor. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum, o öyle değil. Selamın aleyküm. Heh, işte ondan. Aleyküm selam. Hayrola Richard? Kuşu bulmuş gibi bir halin var. Ne kuşu? Ya işte aramaya gittin ya kelaynak. He, yok. Ne bileyim, böyle seni ağzın kulaklarında görünce buldun sandım. Yok, ben onu bulamadım ama bulur inşallah. İnşallah doğru. Aferin benim oğluma be. Bunda bir iş var benden söylemesi. Tamam, o tarla işini babamla konuşurum ben. Ya satarız herhalde sana. Ya tamam dedik ya. Baba, sofra hazır. Sen benden haber bekle, tamam mı? Hadi, hadi selametle. Baba, baba iyi misin? Baba, baba geç otur şuraya. İlacını içtin mi sen? Git Safiye, ilacını getir babamın. Koş, çabuk. Baba iyi misin? Baba, hadi getir şu ilacı çabuk. Hadi, hadi. İç baba, iç. İyi misin baba? İyiyim, iyiyim. Ya baba, neden içmedin ilacını? Sabah unuttum. Öğlen bir şeyler yiyeyim, içerim dedim. Safiye, sana kaç kere dedim babamın ilacını unutma diye? Bağırma kıza. O söyledi de ben sonra içerim demiştim. Ben iyiyim, iyiyim, tamam. Baba, ne oldu? Ya Aslı, neredesin sen? Aşağıdaki bahçeye gittim abi, oradan da Merve'ye uğradım. Bir daha bu kadar uzun müddet evden ayrılma. Babamın durumunu biliyorsun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Babacığım iyisin değil mi? İyiyim kızım, iyiyim ben. Ben sofrayı hazırlayayım baba. Şimdi iyisin tabii. 5 dakika önce biz olmasak, oho, Allah muhafaza. Aslı, bana bunu bir daha hatırlatma. Tamam abi. Ya tamam, üzme benim kızımı, uzatma. Tamam baba, tamam. Ha baba, şu bizim derenin oradaki taşlı tarla var ya, ona bir talip var. Bizim muhtarın İsmail istiyor. Oğlum ben mal satmaya karşıyım, bilirsin. Ama çok iyi para verecekler baba. Dedim ya, gerek yok. Allah'a şükürler olsun, ihtiyacımız yok. Tamam baba, sen nasıl istersen. Hasan, yemek yemeyecek misin? Yok, yemeyeceğim. Doydum ben. Bakma sen ona kızım. Getir hazırla, yemeği yiyelim. Hı hı. Babam, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hasan abi hayırdır, nereye böyle sinirli sinirli? Bir işim var, oraya gidiyorum. İşe mi sinirlendin? Ya yok ya, babama. Bir şey de sattırsın şu adam ya. Ya para lazım, borç var. Ama Nuh diyor, peygamber demiyor ya. Sabrediyoruz bakalım. Neticede bir ayağı çukurda. Hadi, hadi ben gidiyorum. Tamam abi, görüşürüz. Yok yok, sende bir şey var. Vallahi de var, billahi de var.
Yok. Oğlum bardağın dibini deldin karıştırmaktan. Söylemeyecek misin ne olduğunu? Yok ki bir şey. Ne sorayım sana ben? Ha, tabii ya. UFO gördün, fotoğrafını çektin. Burada UFO var? Yok oğlum, öyle değil ya. Ben de zaten UFO görmedi. Peki peki. Söylemeyeceksin demek. Oğlum karıştırdın ya. Ha, evet. Allah Allah. Sen de bir haller var ya. Sheridan. Gel. Richard, sen ne dediğinin farkında mısın? Evet. Yahu sana olmaz demedim mi ben? Unut demedim mi? Dedin ama unutmak imkansız. Ne yapacağız peki şimdi? Ben biliyorum sizin görenek gelenek. Gelenek görenek demek istiyorsun. Ha işte ondan. Biz gideceğiz, Aslı ailesinden isteyeceğiz. Allah'ım emir peygamber. Yorulma. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Ha ondan işte. Hey Allah'ım, sen bana akıl fikir ver. Ya o kızı sana vermezler. Nereden biliyorsun? Sen yabancısın diyorum Richard. Hiç kendini rezil etme boşuna. Rizan abi. Bak. Ben aşık oldum. Peki bu işi nasıl yapacağımızı düşünüyorsun? Kızı istememiz için ailenin burada olması lazım. Benim anne yok. Babam yok. Ben küçükken anne ölmüş. Hay Allah. Başın sağ olsun. Başım? Yani üzüldüm. Onu demek istedim. Ha. Ne yapacağız o zaman? Bir büyüğün olmadan da gitmek olmaz ki. Sen var. Vasif abi var. Senin için yapabilecek bir şey var. Ben yapar. Yoksa ben zararı kısar sana. Madem öyle konuşalım Vasif abiyle. Gidip isteyelim. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyen zenci. Zenci? Negro? Oo, benim çok arkadaş var ya Negro. Yok oğlum ya, öyle değil. Peki, kızın sende gönlü var mı? Var galiba. Yani inşallah. Hadi bakalım, hayırlısı. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Sağ. Afiyet olsun. Ben alayım onu. Sağ ol. Dündar Ağa, müsaade var mı? Ne demek, buyur. Sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Aslı'yı Richard'ı istiyoruz. Ya Vasıf abi, seni çok severim sayarım. Ama o ayrı, bu ayrı. Sen ne demeye bu soytarılığa ortak oluyorsun ki? Bu baldırı çıplak kim, Aslı kim? Bana bak. İçirt misin nesin, bu kadar tiyatro yeter artık. Yürü git bu evden. Hasan. Ama baba. Sus diyorum. Otur oturduğun yerde. Baba. Bu adam yabancı. Buna rağmen kalkıp Aslı'ya nasıl talip oluyor? Misafirlerimizi önce bir dinleyelim. Delikanlı cesaretle ananelerimize, adetlerimize uygun bir şekilde düşünüp Aslı'ya talip olmuş. Bize düşen düşünmek ve Aslı'yla da konuşup öyle karar vermektir. Ayağınıza sağlık. Biz Aslı'yla konuşup size haber vereceğiz. Peki Dündar Ağa. Kızım ne diyorsun? Senin de gönlün var mı bu adamda? Aslı,
O herif yabancı, Müslüman bile değil. Ne olmuş yabancıysa? İnsan değil mi sonuçta? Edin önemli tabii. Müslüman değilse sonradan olmayacağı anlamına gelmez ki. Baba, büyük bir hata yapıyorsun. Neden soruyorsun ki kıza? Ara Vasıf abiyi, kızı vermeyeceğini söyle işte. Hasan, bu işe fazla karışma. Bu evde ben ne diyorsam o olur. Hele bir sakin ol bakalım. Aslı'yı öyle kolundan tutup da veriyor değiliz ya. Tamam baba, öyle olsun. Ama söylemedi deme, çok pişman olacaksınız. Üzülme kızım, her şey düzelecek, merak etme. Telefonun nerede? Cebimde. Çalarsa duyar mıyız? Duyarız, duyarız. Yok yok, sen yine bir kontrol et. Ya duyarız dedim ya. Ya vermezlerse Yaslı'ya. E ama ben sana dedim, vermeyebilirler. Yapma ya. Herhalde. Koskoca Dündar Ağa'nın kızı. Hem abisini gördün. Bu evliliği hiç mi hiç istemiyor. Ama ben istiyor. Aslı da istiyor. İkinizin istemesiyle olmuyor Richard. Ama... Müjde Richard, müjde! Söyle Vasif abi. Yo, öyle böyle şey olmaz. Müjdeme ne verirsin? Ne vereyim? Mesela herkese çay ısmarla. Olur. Herkese benden bir çay. Tamam. Oğlum, sağ ol evladım, sağ ol. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı İki olsun. Olsun bey. Müjdeyi söyle hadi. Verdiler mi? Verdiler ya. Allah, 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 Allah. Otur oğlum ya, otur ya. Ama Dündar Ağa'nın olmazsa olmaz bir şartı var. Şart? Evet, Müslüman olmanı istiyor. Müslüman mı? Evet. Sünnet de var değil mi? Herhalde. Hadi yine iyisin Richard. Hem Aslı'yı kapacaksın, hem de doğru yolu bulup Müslüman olacaksın. Ben böyle iyiyim ama. Öyle çok daha iyi olacaksın, merak etme. Çaylar nerede kaldı? Richard, Müslüman olacak mısın? Kararın ne? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bak bu da sana bir işaret. Evet, Müslüman olacağım. Helal olsun be sana. Amin. hadi bakalım, hemen sana. Hadi. Hadi. Vallahi ben hala inanamıyorum. Bu kadar kısa zamanda Müslüman olmasını. Her şey bir haftada oldu bitti. Demek ki içinde varmış kızım. Sen vesile oldun. Yalnız adam sünnet bile oldu ha. Demek ki sana delik bir aşıkmış bu çocuk. Demek ki öyleymiş. Bu kadar kısa zaman içinde aklını başından almışsın. Tebrikler şekerim. Aman Merve, sana da gün doğdu ha. Geç dalganı. Yalan mı kızım? Hadi iç kahveni iç. düğün ne zaman? Önümüzdeki ay. Ne oldu? Niye tedirgin söyledin? Ya aslında ben abimden çok korkuyorum. Neden o? Nedense bu evliliğe başından beri karşı. İstemedi bir türlü Richard'ı. Yani düğünü engelleyip benim mutluluğuma mani olacak diye çekiniyorum. Canım arkadaşım, merak etme. Babam buna asla izin vermez. Abin de mecburen kabul edecek artık yabancı damadı. Hadi bakalım, inşallah. İnşallah. Üf ya, içim içime sığmıyor. Şuraya yatıp uzanmaktan ne keyif alırdım, onun bile içine etti adam. Richard'dan mı bahsediyorsun abi? Başka kimden olacak? Adam paranın kokusunu nasıl aldıysa Müslüman bile oldu. Hasan abi, sen de taktın bu Richard'a ha. Adam aşkından oldu bir defa. Hadi lan oradan. Bu herif bal gibi de bizim paramızın peşinde. Abi kusura bakma ama
Asıl paranın peşinde olan sen değil misin? Ne diyorsun oğlum sen? Yalan mı abi? Kardeşini istediğin biriyle evlendirecektin. Sonra da onun elinden malı mülkü alacaktın. Sen kendin söylemiştin. Hem de burada. Seni de adam yerine koyup iki laf eden de kaba. Kızma Hasan abi, kızma. Biz bize konuşuyoruz şurada. Ortalık bir yerde mi söyledin? Tamam tamam sus. Düğünü ne zaman yapacaksınız? Hiçbir zaman. Nasıl ya? Anlamadım. Babamla konuşup bu işten vazgeçmesini sağlayacağım. Baba, gel etme eyleme. Vazgeç bu işten ha. Bak köyde herkes bizimle dalga geçiyor. Nedenmiş o? Kızı İngiliz'e verdiler diyorlar. Ne var bunda? Adam bizim şartımızı kabul edip Müslüman olmadı mı? Oldu. Aslında bu işten razı değil mi? Razı. Başkası ne derse desin, bizi alakadar etmez. Baba, başka adam mı kalmadı ya? Biz Aslı'yı bu çulsuza veriyoruz. Yukarı karavenden Abbas Ağa'nın oğluyla evlendirsek ya. Onlarla dünür olsak ya. Daha iyi olmaz mı? Ağa kızına ağa oğlu yakışır. Hasan, bu iş oldu artık. Pişmiş aşa su mu katacaksın? Allah Allah. Senin bu işten bir çıkarı mı var Hasan? Yok baba, benim ne çıkarım olacak? Ben sadece orada burada konuşulanları söylüyorum. Boş ver, konuşan istediği gibi konuşsun. O konuşanlar da eşek gibi düğüne gelip Aslı ile Richard'ı tebrik edecek. Tamam baba, sen öyle diyorsan. Allah utandırmaz inşallah. İnşallah. Richard'ın şalvarı da pek güzelmiş. Aslı ona tarlaya şalvarsız girilmez dedi. Çok yakıştılar değil mi birbirlerine Safiye? Maşallah maşallah. Düğünleri de çok güzel oldu baba. Oldu ya. Herkesin dilindeydi vallahi. Baba. Patatesleri nakliyeye verdim. İyi ettin. Bak ne kadar güzel çalışıyor Richard, görüyor musun? Yalandan yapıyor işte bir şeyler. Günahını alma çocuğun. Saat kaç? Benim saat durmuş. Çarşıdayken 12'ydi. Oo, cuma vakti gelmiş. Richard, hadi. Tamam, geliyorum. Değerli ne? Ay. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Selamünaleyküm Dündar Ağa, cumaya mı? Aleykümselam. Cumaya, cumaya. Maşallah. Oğlunla damadı da almışın yanına. Damat hiçbir cumayı kaçırmıyor zaten. Sana başka bir sürprizi daha var. Söyledi mi sana? Yo. Neymiş o? Ama Vasif abi, sen söylersen sürpriz olmuyor ki. Tamam, tamam. Neymiş bu sürpriz? İyice merak ettim. Akşama baba, akşama. Hadi bakalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malike yemidin. İyyake nabudu. Ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne. Enente aleyhim. Gayrul mağdubi. Aleyhim ve... Hadi. Okusana. Aleyhim. Oku oku. Gayrul, dairil, mağdubi, aleyhim, beledallin, amin. Aferin oğlum, ağzına sağlık. Doğrusu bu kadarını ben bile beklemiyordum. Sağ ol baba,
Biraz zorlandım ama. Olsun olsun. Baba çok güzel okudu değil mi? Çok güzel okudu kızım. Ağzına sağlık. Allah kabul etsin. Safiye. Saat kaç oldu? Çocukları yatırsana. Bak. Şimdi bundan sonra bunu çalış içinde. Baba. Hala anlamıyor musun? Hepsi senin gözünü boyamak için. Neden böyle bir şey yapsın oğlum? Aklını mı kaçırdın? Senin güvenini kazanmak istiyor. Ondan sonra kim bilir neler gelecek arkasından. Tamam mı? Sessiz oku. Hasan yeter ama. Richard artık ailemizden biri. Gezdirmalamayı artık. Ben de yatıyorum. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler çocuklar. Hayırlı, hayırlı geceler, geceler baba. Babacığım. Aslı. Hem Kur'an'ı bırakıver hem de bana bir ayran yap. Hadi. Tamam abi. Sen de içer misin? Yok, sağ ol. Tamam. Nasıl gidiyor Richard? İç güveysi olmaktan memnun musun? Anlamadım. O ne? İç güveysi diye karısının evine yerleşen asalaklara denir. Başka eve kaçalım dedim ama Aslı istemedi. Tabii. Biz bilmiyoruz sanki senin beş paran olmadığını. Parasız nasıl geçinirim diye düşündün. Aslı'nın aklını çelip onunla evlendin. Plan basit. Bedavadan geçinmek. Ben yer miyim koçum? Hayır Hasan abi. Ben Aslı çok seviyorum. Hadi be oradan. Senin sevdiğin tek şey para. Bana hikaye anlatma. Sen her şeyi bunun için yapıyorsun. Bana bak. Ya kendini zanla buradan çek git. Ya da ben senin foyanı ortaya çıkartıp rezil edip gönderirim. Hasan abi, neden böyle yapıyorsun? Ben seni kızdıracak ne yaptım? Daha ne yapacaksın be? Bacımı, babamı numara yapıp kandırdın. Daha ne olsun? Senin gözün bizim paramızda. Yanlış düşünüyorsun. Bana palavra sıkma. Başka türlü olsa sığıntı gibi bizim eve yerleşmeyi kabul eder miydin? Hangi gururlu erkek iç güveysi olmak ister ki? Ulan düğün için 5 kuruş para mı harcadın? Ya onu bile babam verdi be. Bakma da utan biraz, utan. Ulan benim ona söylediğim lafları biri bana söylese arkama bile bakmadan orayı terk ederdim. Ama herif yüzsüzün teki. Ya yüzüne tükürsen yağmur yağıyor der. Hasan abi, sen şimdi bu adamdan kurtulmak mı istiyorsun? Ha şunu bileydin. Sana akıl vermek benim haddim değil ama bu lafla sözlü olacak bir şey değil. Bir tezgah kurman lazım. Ama öyle bir şey ayarlamalısın ki Richard zor durumda kalsın. Sonra da pılıyı pırtıyı toplayıp kaçsın. Hatta Dündar'a kendisi kovsun onu. Aferin lan. Doğru diyorsun. Ama ne yapmak lazım? İyice düşünmek lazım abi. Şunun eşyalarını bir karıştıralım bakalım. Oradan belki bir şey çıkar. Ne mesela? Nereden bileyim, bakmak lazım. Hazır ikisi de evde yokken ben bir gidip bakayım şunlara. Hadi eyvallah. Abi çayını içseydin. Yok acelem var. Aslı! Richard! Safiye! İyi. Kimse yok evde.
Vay 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 vay. Görün istediği bir göz. Allah verdi lens takımı. Yaktım Ciran'ı yabancı damat. Alo Aslı, neredesin? Hemen eve gel, çok önemli. He Aslı, Richard'la gelme, yalnız gel. Ya anlatırım, çabuk ol. Sen çabuk ol. Bak bakalım Richard efendi. El mi yaman, bey mi yaman? Ben demiştim değil mi, bu adamda bir iş var diye? İşte bu yasa da çıktı ortaya. Ya İngiltere'de zaten evliymiş. Nasıl yapar bana bunu ya? Nasıl? Utanmaz, arlanmaz. Bu adamdan hemen ayrılacaksın Aslı. Duydun mu beni? Bundan sonra hiçbir şey konuşmayacaksın bu adamla. Hemen şimdi boşanma davası açacağız, tamam mı? Neden konuşmayacağım abi? Ya her şey ortada değil mi kızım? Ne konuşacaksın böyle aşağılık adamla? Aslı, ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Aslı, ne oluyor? Benden ne istedin? Neden hayatıma girip kandırdın beni? Neden bana yalan söyledin? Yalan mı? Ne yalanı Aslı? Ya konuşma bununla Aslı. Değmez buna. Bir de inkar ediyorsun öyle mi? Bunlar ne o zaman? Ha? Canım benim ya. Nasıl güzel çıkmış. Yüzsüzlüğün bu kadar da olamaz ya. Aslı, bu benim kız kardeş, Emily. Kardeşim mi? Evet. Tabii tabii, biz de yedik. Ya hala yalan söylüyor. Sen ne biçim adamsın kardeşim? Hasan abi, neden yalan söyleyeyim ki? Dün çok anı ölünce gelemedi. Yani senin İngiltere'de bir karın falan yok öyle mi? Yok tabii. Benim bu dünyada sevdiğim tek bir karım var. O da burada. O da sensin Aslı. Very good, Chris. Okay, okay. See you tomorrow. Bye bye, my friend. Tamam, Chris bizim Elmer'e İngiltere'de markete pazarlayabileceğini söyledi. Yarın arayıp ilk etapta alacağım miktarı söyleyecek. Hadi hayırlısı. Helal olsun sana damat. Sayende ihracat da yapacağız. Allah utandırmasın bakalım. Ya ya. Türkiye'yi bitirdik, bir de sıra yurt dışına geldi. Ben gideyim Aslı'ya mutfakta yardım edeyim. Aferin damat. Herife bak, babamın gözüne nasıl da girdi. Yok yok, bu böyle olmayacak. Bu adamdan kurtulmak için acilen bir şeyler yapmam lazım. Richard efendi,
Adamın kuyusunu böyle kazarlar işte. Beni dinlemezsen Richard Efendi, böyle diri diri mezara girersin. Üstümü başımı değiştireyim de Richard uyanmasın. Kolay gelsin Richard. Sağ ol Hasan abi. Gel gel. İşim var. Gel gel. Benim de seninle işim var. Gel. Hem yağmur yağacak. Bırak çapayı gel. Tamam geliyorum. Gel gel gel. Bak Richard kardeş. Bu zamana kadar sana pek iyi davranmadım, farkındayım. Kusura bakma, ben biraz tutucuyum işte öyle. Neyse, anladım ki sen iyi bir insansın. Yaptıklarım için kusura bakma, olur mu? Hasan abi, başta sana çok kızıyordum ama... Niye? Hani ben istemedin ya. Buralarda böyle. Tamam işte, uzun etme, özür diledik. Artık dostuz, kardeşiz, tamam mı? Tamam. Richard kardeş... Bak ne diyeceğim sana. İşin bitti değil mi? Yani biraz Petra'nın planını çapalıyordum ama. Ne çapalaması? Yağmur yağacak. Eğer işini bitirdiysen seni bir yere götüreceğim. Bitti. Nereye gideceğiz? Ya köyün dışından kum alacağım. Hem yanında çok değerli bir tarla var. Sen de bir bak istersen ha. Neticede aileden birisin değil mi? Tamam. Gidelim abi. Hadi gidelim. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Hasan Bey haber vereyim dedi. Ya attığın her adımı karına söylersen adın kılıbığa çıkar sonra. Kılıbık ne? Kılıbık kılıbık. Yani karısının sözünden çıkmayan, karısı ne isterse onu yapan. Aa. Köyde bu damgayı yersen yanarsın. Kahveye falan almazlar seni bak. Ya. Tamam o zaman kılıbık yapmayalım. He. Adam ol. Tamam abi. Hadi. Gel. Gel. Gel gel gel. Bak. Kumu buradan alacağız. Kamyonete yükleyeceğiz. Tarla da burası. Dikenli tellerin öbür tarafı. Nasıl? Güzelmiş. Sahibini arayayım da çağırayım o zaman ha. Hay Allah. Benimki çekmiyor. Seninkini bir versene tamam. Bakayım. Çalıyor çalıyor açmıyor. Döner birazdan bana. Sen bir tarlaya bak ben bir şuradan arayayım onu. Peki. Hasan abi. Ne var? Böyle bir gariplik var. Baksana. Ne garipliği ya? Bak buranın bir köy ortası bir tuhaf.
Ne alakası var ya? Normal işte. Değil. Ben doğal dokuyu, bitkileri tanırım. Burada sanki bir şey var. Bir tuzak. Herhalde avcılar açmış. Dikkat et abi. Yeter be. Ne yapıyorsun ya? En başta yapmam gerekeni. Üç çukuru sen açsın değil mi? Gebereceksin, anladın mı? Gebereceksin. Richard! Richard yardım et! Richard! Richard kurtar beni Richard! Yardım et! Sen beni öldürmek istedin. Richard şeytana uydum. Hırsıma yenildim. Yardım et ne olur. Richard kulun kölen olayım. Yalvarırım yardım et. Çabuk ol gözünü seveyim. Çabuk ol. Allah'ını seversen yardım et. Sen iyi bir insansın ne olur. Beni burada bırakamazsın. Çoluğuma çocuğuma bağışla beni ne olur. Yardım et. Arabada merdiven var. Çabuk ol Allah'ını seversen Richard. Hadi Richard. Hadi çabuk ol. Çabuk ol çıkar beni. Çabuk ol. Allah senden razı olsun Richard. Beni çıkardın bu çukurdan. Müslüman kardeşini çaresiz bırakmaz. Bundan sonra kardeşimsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.